Güzel başkan. Tamam, hayvanın zaten istediği şey bu. Küçük başa çok iyi. Bunu bir de kırdırıyorlar başkanım. Efendim, çok güzel. Şöyle bir poz alalım şeyden. Evet. Birazcık daha şey yapalım efendim. Üst taraftan bakıyoruz. Üst taraftan da bakıyoruz. Ders dönecek. Ders dönmeye gerek yok. Çok zor değilmiş ya. Çok basit. Başkanıma destek veriyorum. Yani böyle bu arazi tarıma açması bizi gururlandırıyor. Başkanım çalışkan bir başkandır. Bunun için teşekkürler bildiriyorum. Bereketli olsun diyorum. Yeşilyurt Belediyesi ile 3 yıl önce başlattığımız bir protokol vardı. Ar-Ge işbirliği yapmak için burayı belediye ile bir protokol çerçevesinde. Başkanımız her yıl burayı değerlendirmeye çalışıyor. Bazı araziler ekilmedi, boş kaldı. Bu süreçte bu araziler atıl durumda olabilecek arazileri değerlendirerek, ekim yaparak ekonomiye katkı sağlanması, verim sağlanması çok çok önemli bir konu diye düşünüyorum. Buradan elde edilmiş ürünleri özellikle depremde mağdur olan çiftçilerimize verilmesi de başka bir örneklik teşkil edecek. Bu anlamda Yeşilyurt Belediye'mizin geçmişte de olduğu gibi tarıma vermiş olduğu destekten, tarımın çeşitlendirilmesi konusundaki faaliyetlerinden dolayı her zaman destekliyoruz, tebrik ediyoruz. Biz de bugün Yeşilyurt Belediye Başkanımız ve başkanlarımıza, müdürümüze bizleri davet ettikleri için, böyle bir örnek bir çalışma yaptıkları için kendilerine, bütün yetiştiricilerimiz ve çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Yıllardır boş kalan araziyi değerlendirmek ve buraları ekiminde de biz gelmiştik. Belediye başkanımızın özellikle burada burayı değerlendirmesi ve depremzede yetiştiricilere, üreticilere biraz önce de söyledi. Ayrı bir programda bunları destek amaçlı mağdur olan yetiştiricilere dağıtması da örnek teşkil etmiştir. Bu anlamda Yeşilyurt Belediye Başkanımıza, yetiştiricilerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Bu çalışmaların desteklenmesini, her anlamda ve her alanda desteklenmesini özellikle bekliyoruz. Geçen yıl özellikle bu bölgede 10. ayın sonuna doğru arpa, buğday üretimiyle ilgili ekim yapmıştık ve o ekimden sonra da gerekli bakımları falan yaparak bugün de hasat günü şeklinde bir tekrardan program yaptık. Tabii amacımız farkındalık oluşturmak. Devletimize ait, hazinemize ait, bakanlıklara ait bu şekildeki boş arazilerin değerlendirilmesi. Çiftçilerimize, üreticilerimize, hayvancılık yapan ve hayvancılıkla geçinen çok değerli üreticilerimize katkı sunmak. Bölgemizde yine iyi tarım uygulamalarıyla bölgemizde bir örnek oluşturmak amacıyla bu çalışmaları yapıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi tarım ve hayvancılıkla, özellikle üretimle uğraşan hemşerilerimizin birçok çalışma alanını birlikte yapıyor ve birlikte de geliştiriliyor. Yine bu geliştirdiği alan da çiftçilerimize yönelik yapılan çalışmalardan bir tanesi. Birçok etkinlik gerçekleştirdik ama biz bunu çok çok daha önemsiyoruz çünkü bu yıl bizim yaramız var. Asrın felaketini yaşadık ve küçük kıyameti gördük. Gerçekten de çok çok böyle mağdur olan üreticilerimiz var. Tamamen ahırı yıkılanlar, tamamen hayvanları telef olanlar, büyükbaş, küçükbaş hayvanlarını kaybeden birçok üreticimiz var. Bugün burada hasadımızı yapıyoruz. Arpamızı ve samanımızı topluyoruz. İnşallah yine bir programla bu şekilde mağdur olan hemşerilerimize yönelik de buradaki ürünlerimizi dağıtarak onların bir nebze olsun acılarını dindirip bu süreçte kendilerine de katkı sunup destek vermek amacındayız. Üst taraftan bakıyoruz. Ders dönecek.